Demin size sıcağını sıcağına verdiğimiz bu KHK ile ilgili bilgilerde önemli bir detay vardı. Evlilik programlarının yasaklanmasına dair bir madde. Bunu şimdi gazeteci, yazar Sayın Ali Eyüboğlu'yla konuşacağız. Telefon hattımızın diğer ucunda Sayın Ali Eyüboğlu var. Eyüboğlu, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler, teşekkür ederiz öncelikle bizi kırmayıp bağlandığınız için. Rica ederim. Bu konuyu da siz de yine Faik Erdemli ile haber müdürümüzle birlikte günün olayı programında birçok defa işlemiştik. Evlilik programlarını, neler olacak, ne olacak, yasaklandı mı, yasaklanacak mı derken şimdi az önce böyle bir karar geldi. Hemen size bağlanıp düşüncelerinizi almak istedik. Neler söylemek istersiniz? Şimdi bu konuda birçok yazı yazmış bir gazeteci, köşe yazarı olarak Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi ama bazıları bunu göremiyordu. Uzunca bir süredir evlilik programları ile ilgili çok ciddi şikayetler vardı. Evet. Ülkeyi yönetenlerin tümüne bu şikayetler çeşitli yollardan ulaştı. Sezon başında RTÜK yetkilileri bu evlilik programları yapanları Ankara'ya çağırdı, toplantı yaptı. Bir çeki düzen verin bu programlara dedi ama planlanan gibi olmadı. Herhangi bir gelişme olmadı. Peki evet, yani düzelmedi, tam aksine şikayetler daha da arttı. Mecliste komisyon kuruldu. Evet. İşte o aşamada ben hükümetin komisyonun kararını beklemeden, RTÜK kanununu değiştirmek uzunca bir süre meclisten geçecek falan beklemeden bir kanun hükmünde 4 Mart'ta bir kanun hükmünde kararname hazırladığını öğrendim. Bunu yazdım. Bayağı tantana koptu. Evet. Sanki kanun hükmünde kararnameyi ben hazırlamışım gibi. Evlilik programları kanun hükmünde kararnameyle kaldırılamaz diye. Sonuçta kanun hükmünde kararnameler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek resmileşmiş resmi kanunlar. O nedenle biraz insanlar aynada kendilerine bakacaklar. Biz buraya niye geldik diye. Biliyorsunuz bu ülkede birçok kanun ve cezalar etki tepki prensibine göre değişiyor. Uyarılıyor. Tedbir almayınca sonuçta böyle bir emrivakiye gidiyor. Keşke kanallar kendilerinden bunu yapsalardı. Evlilik programlarını başladığı gibi sürdürselerdi. Ama bu saatten sonra yapacak bir şey yok ama bu evlilik programlarının kanun hükmünde kararnameyle kaldırılması kadar aynı kararnameden bu uydudan yayın yapıp sesim geliyor mu? Geliyor, evet, dinliyorum. Uydudan yayın yapıp her derde deva haplar, evet, satanlar, aynı şekilde arkadaş bulanlar, o kanalların da tümü yasaklandı. Evet. Dolayısıyla RTÜK'ün bu konuda almış olduğu birçok karar vardı. O zaman bu KHK ile önemli kararlar ve önemli evet, o kanalların tümü kapanacak şimdi. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani evlilik programlarından, evlilik programların insanların canına mal olmak gibi bir tehlikesi yok ama bu programda bu kanalların vardı. İnsanların sağlığıyla oynuyorlardı. Peki evlilik programlarına dönecek olursam tekrar. Pazartesi günü o zaman bizi neler bekliyor olacak ya da izleyenleri? Şimdi bunlar, bu programlar hafif bir format değişikliği yapıp yayınlarına sizce devam mı eder? Böyle bir imkanları var mı? Yoksa öyle bir şey olmayacaksa da kanallar bu boşlukları nasıl hemen apar topar doldurabilecekler? Ya şimdi KHK'da çok net tanım var. O tanımın içine giren hiçbir şey yapamazlar. At da değiştirse, sonucu da değiştirseler. O anlamda insanları evlilik vaadiyle süzüyor da pazarlığa tutuşturamazlar. Bu kadar net. Anladım. Bundan sonra. Evet. O zaman kanallar şimdi pazartesi günü o programlar yerine neler yapacaklarını gece gündüz düşünecekler. Önlerinde de çok kısa bir zamanları kaldı. Yani belliydi zaten. Kanallar Haziran'a kadar bari devam edelim diye pazarlık yapıyordular. RTÜK yetkililer de bunu Ankara'ya iletti ama hükümet anladığım kadarıyla buraya kadar dedi. Evdeki hesapları çarşıya uymadı diyorsunuz. Yani. Evet. Çok teşekkürler Sayın Eyüboğlu verdiğiniz bilgiler için. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de. İyi akşamlar efendim. Tamam.